arkadaşlar, çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en ilginç kafelerine gidiyoruz. Bildiğiniz gibi bu videonun ilkini sizlerle birlikte Tayland'a çekmiştim ve şu anda Hollanda Amsterdam'dayız. Bulabildiğim en ilginç, en konsept kafeleri buldum. Çok eğlenceli bir video bizi bekliyor. Öyleyse gelin daha fazla vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Sizlerle birlikte Amsterdam'da Ice Bar deneyimini yaşayacağız. İçerideki her şeyin buzdan olduğunu söylüyorlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Arkamızda da epey uzun bir sıra oluştu. Günler öncesinden burasının rezervasyonunu yaptım. Kapıda zaten bizi bir kutup ayısı karşılıyor. Şuraya bakın. Şimdi Ice Bar'a giriş yaptık arkadaşlar. Burayı iki ayrı bölüme ayırmışlar. Bir tarafı normal bar, diğeri ise Ice Bar. Ve ben daha önceden bilet aldığım için bana 3 tane bedava içecek hakkı tanıdılar. Çoğunlukla turistlerin yoğunlukta olduğu bir yer bu arada. Zaten lokaller çok fazla tercih etmez, normal bu. Merakla beklediğim bir deneyim. Birazdan bizi alacaklar. Şu anda girdik. Gerçekten burası çok soğuk. Yani bir soğuk hava deposu gibi düşünün. Gördüğünüz gibi zaten her şey buzdan. Bu arada mekan benim düşündüğümden çok daha küçük çıktı. Çünkü fotoğraflarda çok daha büyük bir alan gibi gözüküyordu. Gördüğünüz gibi burada buzun içerisinde bir kaptan var. Bardaklar da buzlu bir şekilde geliyor. Arkadaşlar, içecekler de çok soğuk. Burada ısınmanız pek mümkün değil. Hatta benim burnum buz tutmaya başladı. Gelin size birazcık etrafı gezdireyim. Buzdan dekor yapmışlar her yere ve korsan temasını kullanmışlar. Zaten girişte de bize eşlik eden kişi kendine kaptan diyordu, hatırlıyorsunuzdur. Şöyle gidelim. Gelin, burada bir korsan daha var. Hatta minik bir ayrıntı, burada bir de küçük köpek de var. Köpeğin kemikleri, kuru kafalı. Güzel yapmışlar bunları ama keşke daha büyük yapsalarmış. Şu anda burası -9 dereceymiş arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten dereceyi de. Bu mekanda bence en adam akıllı, en bir şeye benzeyen bu buzdan yapılmış kutup ayısı. Bence gayet güzel duruyor bu. Bunu çok beğendim. Keşke bunun gibi birazcık daha, ne bileyim, sanat eseri koysalarmış da burası bir şeye benzeseymiş yani. Buzun içerisinde böyle dergiden kestikleri balıkları koymuşlar yani. Hoş değil. Bak göstereyim onlara ne demek istediğimi. Görüyorsunuz ya, dergiden kesilmiş gibi yani. Şöyle en azından oyuncak balık koysalarmış birazcık daha bir şeye benzerdi. Şimdi gelin biz de içeceklerimizi sipariş edelim. Hem de size bar kısmını göstereyim. Gördüğünüz gibi bardakta buz tutmuş. Bardakta buzdan. Bir tadına bakacağım. Güzel. Ama tadı çok güzel. Sonunda sakin bir köşe bulabildim. Düşündüğümden çok daha küçük ve kesinlikle uzun süre duramazsınız arkadaşlar. Fotoğrafta çok daha farklı gözüküyordu. Beklentimi karşıladı mı? Pek sayılmaz. Çok ilginç bir deneyim de açıkçası yaşatmıyor. Yalnızca birazcık üşüyorsunuz. Şimdi bir şey bakacağım. Şu görmüş olduğunuz gibi bardağım buz. Bardağı yedim. Ama ellerim donuyor ya. İnanılmaz soğuk. Gördüğünüz gibi ne eksik ne fazla. Eğer böyle bir deneyim yaşamak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Benim çantam ve montum gerçekten buz tuttu şu anda. Ben de ayıcık korsanı gibi değil miyim? Bir şey diyeceğim. Burnumun içerisindeki tüyler buz tuttu. Hissediyorum. Ay, yavaş yavaş buz mu tutuyoruz acaba biz? Çıkalım hadi. Bir şey değil mi? Bu dağ buzdağının görünen kısmı. Şimdi de Amsterdam'ın en konsept kafelerinden birisi olan Avokado Show'dayız. Buradaki her şeyin içerisinde avokado var arkadaşlar ve burada da normalde yer bulmanız gerçekten çok zor. Benim daha önceki Amsterdam seyahatlerimde buraya girmem hiç kısmet olmamıştı. Şu anda ilk defa sizlerle birlikte burayı deneyimleyeceğiz. Avokado sevdalıların bayılacağı bir yer olduğunu düşünüyorum. Hadi gelin içeriye girelim. Bu arada ilk izlenim olarak bence içerisinin dekoru çok güzel. Aslında Türkiye'de de yavaş yavaş böyle kafeler çok fazla
yapmaya başladılar. Şimdi ne yiyeceğime karar verdim. Olabildiğince ilginç seçimler yapmaya başladım. Yoksa burada klasik ekmeğin üzerine sürmüş avokado da rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ama ben avokado kızartması diye bir şey var. Bunu çok merak ediyorum. Bunu söyleyeceğim. Bir ne olduğunu bilmediğim bir şey var. İsmi Avogarden. Bunu sizinle birlikte deneyimleyeceğiz. Bir de avokado burger var. Bunu da çok merak ediyorum. 3 seçimden yana şansımı kullandım. Şimdi sipariş vereceğiz. Bakalım nasıl olacaklar. Vallahi bayağı merak ediyorum. Yemeklerimiz geldiler ve gerçekten çok ilginç gözüküyorlar. En çok ilgimi çeken şey buradaki avokado kızartmaları oldu. Bildiğiniz avokado dilimlerini arkadaşlar bu şekilde kızartmışlar. Şimdi hızlıca tadına bakıyorum. Bu sosun içinde ne var acaba? Nasıl böyle bir şey olabilir ya? İnanmayacaksınız, olmuş, çok güzel olmuş. Ay bayağı hoşuma gitti. Şu ana kadar burada yediğim en ilginç şey oldu. Amsterdam'da komple. Çok güzel olmuş, çok hoş olmuş. Bayağı beğendim. Şimdi burada Avogarden var. Avokadonun üzerine çeşitli baharatlar dökmüşler. Şimdi gelin onun tadına bakalım. Tipi çok güzel, baksanıza çiçek falan var üzerinde ya. Bunu da beğendim. Hakikaten çok güzel. Sunumu da çok güzel. Acaba şu ne? Aa, yumuşacık bir ekmek. Bunun üzerine koyup yiyeceksin. O zaman müthiş olur. Burada da gördüğünüz gibi avokado burger var. Bunu nasıl yiyeceğim döküp saçmadan inanın bilmiyorum. Ama çok güzel gözüküyor. Bir de avokadoyu böyle çok fazla etle birlikte yan yana görmeye alışık da değiliz. Hadi bakalım. Şöyle kenarından bir avokadosunu keselim. Bunu elime alıp da yiyemem. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Bir dakika şöyle yapayım mı? Şu an kibarlığımı bozup. Hayır hayır yapma. Olmaz o. Tam tadını almak istedim. Hepsinin içi ısırmak istedim ve puan veriyorum. 10 üzerinden 10. Çok iyi olmuş. Bayağı beğendim. İyi fikir ha bu. Sosu falan da güzel içindeki şöyle. Nefis olmuş ya. Çok beğendim ve burada yediğim her şey böyle bir ufkumu açtı. Yani bu da bununla olabiliyormuş dedirtti bana. Bu yüzden de gayet yüksek bir puanı hak ediyor bence bu mekan. Gerçekten şovmuş. Avokado Show isminin hakkını veren bir mekan. Ama favorim ne oldu diye sorarsanız favorim şu avokado kızartması oldu. Nasıl yapmışlar abi, müthiş tadı ya. Hak ediyormuş ya kapıda sıra olmasını falan. Bakın Türkiye'de böyle bir şey daha önce hiç yemedim. Bayağı güzel. 10 puan. Hesap da geldi arkadaşlar. 38 euroluk bir hesap ödedim. Yaklaşık 40 euroya yakın. Buranın parasıyla düşündüğünüzde yani 40 lira gibi bir şey bu kadar çok yemeye bence gayet iyi. Fakat Türk lirasına çevirdiğinizde her şey çok kötü oluyor. Bir de bize böyle minik bir sticker verdiler hatıra olması için. Bunu da saklayacağım, cüzdanıma koyacağım. Belki bir daha geldiğimde ne bileyim güzel bir hatıra olur burada. Dursun. Bence gayet güzeldi her şey. Yemekler çok güzeldi. Evet birazcık hesap fazla geldi ama keyfim çok yerinde, ayrılıyorum burada. Şimdi de Amsterdam Rainbows'tayız. Burasının adı neden Rainbows diyeceksiniz. Çünkü burada servis ettikleri neredeyse her şey rengarenk ve gökkuşağı renklerinde. Gerçekten çok ilginç gözüküyordu. Instagram'ını inceleme fırsatım oldu buraya gelmeden önce. Zaten kafenin de gerçekten dışarıdan görüntüsü bence çok tatlı. Kapısını pespembe yapmışlar ve içeride bizi karşılayan bir tatlı French Bulldog var. İçeriye girdiğimizde bence onu da severiz. Gelin öyleyse içeriye girelim bakalım neler var. Aşko! Aa çok komik. Hello! Ne yapıyorsun? Çok komiksin ya. Sanırım bu bebek buranın yerlisi çünkü burada yatağı da var. Gördüğünüz gibi burası mini minnacık küçücük bir kafe. Tamamıyla vegan içerikler var bu arada bu kafede. Veganlara da yani güzel bir alternatif bence. Gelin biz de siparişimizi verelim. Mozi, Mozi gel, gel. Girl, gel, gel kızım. Bu arada bu bebişin ismini öğrendim. İsmi Mozi'ymiş ve hep burada takılıyormuş. Aynı zamanda kendisi bir kız. Tanıdığı biri geldi galiba. Beni hemen sattı görüyor musun? Tanıdık biri galiba. Thank you. Thank you.
Ben turuncu rainbow söylemiştim. Arkadaşım da mavi rainbow söylemişti ve gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Bunlara nasıl kıyacağım, nasıl yiyeceğim hiç bilmiyorum. Şunlara bir yakından bakar mısın? Benimkinde daha çok kırmızı meyveler. Ön planda görüyorsunuz çilekler, böğürtlenler var. Mavi bowl'da ise daha çok böyle blueberry'ler ve yine böğürtlenler var. Çok güzel gözüküyor ya. Ama bir dakika, bunları yemeden önce ne yapacağım? Tabii ki fotoğraflarını çekeceğim. Çünkü burası gerçek bir Instagram mekanı arkadaşlar. Burası ile ilgili şöyle bir dipnot vereyim. Saat 15'te düştü. Saat 15'te kapanıyor arkadaşlar. Thank you. Evet arkadaşlar, aynı zamanda uyumlu olması için yemeğime bir de ginger cola da söylemiştim. Bu da yine çok sağlıklı bir içecek. Fakat kahvesiz güne başlayamadığım için aynı zamanda kahvem de var. Şimdi ben artık tadına bakıyorum. Mavi lan. Çok güzel bu. Bak, suyalarını alırsan kabak çekirdekleri, kokonatlar da var. Ben çok beğendim. Bayağı lezzetli bir şey bence. Ben normalde böyle şeyler sevmem ama güzel yapmışlar. Kesinlikle. Ya Türkiye'de mesela böyle şeyler yapan bir mekan var ama çok ağır yapıyor. Lezzetli olsun diye içerisine aşırı bence fazla ürün koyuyor ve sağlıklı olmaktan çıkıyor. Bu çok güzelmiş, çok lezzetli. Bu arada kaşıklarını bile tahta yapmışlar doğallık temasını desteklemek için. Bir kase 10 euro, yani yaklaşık olarak 160 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Hani onların kazancına göre birim olarak hesapladığınızda bence uygun. Çünkü Türkiye'de bir tane bowl'u bizim kazancımıza hiç uymayacak şekilde böyle 60-70-80 liraya satıyorlar. Ama hani en pahalı restoranlara gittiğimizde bir kase çorbayı da 160 liraya içmişliğimiz oldu Türkiye'de. Şimdi de en merak ettiğim kafelerden birisine geldik. Uzak Doğu'da zaten bu tarz bir kafeye gitmiştim arkadaşlar. Hollanda'da da benzerini bulunca sizleri buraya getirmek istedim. Kedi kafeye geldik arkadaşlar. Daha önce gerçekten Avrupa'da bu tarz bir kafenin olduğunu bilmiyordum. Bu video için araştırma yaparken buldum ve çok heyecanlandım. Zaten 3 gündür de kedilerimden ayrıyım. Gerçekten bir kedi görmeye hasret kaldım. Gelin bakalım içeride nelerle karşılaşacağız. Kafenin içerisine girdiğinizde sizleri böyle bir giriş alanı karşılıyor. Burada içeri girmeden önce bilmeniz gereken kuralları size aktarıyorlar. Ama Uzak Doğu'daki kadar katı kurallar yok. Yalnızca kedileri içeride kaldırmamamız gerektiğini söylediler ve kedilere yiyecek içecek vermememiz gerektiğini söylediler. Uzak Doğu'da zibilyon tane kural vardı. Ayakkabılarımızı çıkarıyorduk, yeni çoraplar veriyorlardı. Burası o kadar katı değil. Gayet de güzel bir menüleri var bu arada. Soğuk kahveler, çaylar, meyve suları, gayet güzel öğle yemekleri ve kahvaltı var. Tatlılar da var tabii ki, tahmin edersiniz. Ben şimdi henüz saat erken olduğu için soğuk kahve ve kahvaltı söyledim ama buradaki olay dediğim gibi hiçbir zaman yemek değil. Buradaki olay kedileri sevmek zaten. Çok fazla mürçleri de var. Ben bu şeyleri de çok sevdim. Sağda solda çok tatlı biblolar var. Kedi bibloları var. Arkada kedi tişörtleri var, kedi çantaları var. Şimdi içeriye gidelim. Kediciklerimiz bizi bekliyor. Bakalım ne kadar tatlılar. Hadi. İlk izlenim olarak ben en başta çok az kedi var zannettim. Fakat daha az önce videoya başlamadan önce burada 3 kedinin oturduğunu gördüm. Üçü de darlandığı için yukarıya kaçmışlar. Yemeklerimiz de geldi. Yemeklerimizden de birazcık bahsetmek istiyorum. Kahvenin tadına baktım. Kahve gerçekten çok lezzetli. Zaten Hollanda genelinde bence kahveler gayet güzel. Nereye gitsek hep belli bir standardın üstünde kahveler içtik. Bu arada ben buradan o kedileri mıncıklamadan gitmem. Gayet güzel bir kahvaltı. Aa, evine girip oturmuş, şuna bak. Çok tatlı. Naber? Bak biz ta Türkiye'lerden geldik. Bir şeyler söyler misiniz? Merhabalar, neresiniz acaba? Hollanda'nın neresinden? Burada mı doğdunuz? Ama tüyleri yumuş yumuş. Gerçekten çok yumuşlar. Güzel bakıldıkları belli. Güzel bir mama yiyorlar belli ki. Sen ne yapıyorsun Asil? Sen Royal Family'den misin? Hayırdır? Gel buraya, gel buraya. Normal kedi böyle şeylere tepki verir. Şuna falan tepki verir yani. Bir bak, hiçbir tepki vermiyor ya. Bak. Şşt. Kanka. Şşt. Elizabeth. Bu arada adını öğrendim arkadaşlar. Adı Eleanor'muş. Ben Elizabeth diye bir isim takmıştım hatırlarsanız. Yakın bir isim bence. Eleanor, çok coolsun ya.
Çok uzun. Kardeşi geliyor bakın kardeşi. Ya ben bu arada onu uyduruyorum. Kardeş olmayan da bilir. Ama çok benziyorlar. Aa bak. Sehpaya çıktı. Görüyorsunuz burada çocukların boyama yapması için çeşitli aktivite kağıtları var. Sıklıkla çocukların burayı ziyaret ettiğini söyleyebilirim. Ama ben çocuk olsam gerçekten buraya gelmek isterdim. Özellikle annem eve kedi almıyorsa. Bence gayet güzel bir mekan. Burada da kedilerimizin backstory'sini bulabileceğimiz kağıtlar var. Duvara asmışlar. Maalesef Dutch'a yazıyor. Yalnızca isimlerini görebiliyoruz. Burada da minik bir kedi var ama bu zaten Tiny. Tiny'yi tanıyorsunuz. Tiny beni sevdi bence. Ben nereye gitsem oraya gidiyor fark ettiyseniz. Sevdin mi beni Tiny? Tiny hiç oynamıyor ama ya. Acaba neler yaşadı çok merak ettim ya. Çünkü birazcık neşesini kaybetmiş mi yoksa çok mu miskin acaba? Kediler bir yaştan sonra miskinleşiyor bu arada. O da normal. Çok küçük gözüküyor. Bu arada kuyruğu çok kısa. Baksanıza. Bir karış yalnızca kuyruğu. Bizim aslanın kuyruğu iki karış kadar. Çok uzun olduğu için onunla kıyaslıyorum. Ama çok yumuşlar ya. Hani ben böyle sokakta normalde İstanbul'da kedileri seviyorum. Onlar gibi çıkacak zannettim. Tabii ki değiller. Burada bakılıyor bu hayvanlar. Çok yumuşlar. Şşt. Tiny. 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 Bana yüz vermiyor ya. Resmen beni böyle göz ardı ediyor. Beni ignore ediyor ya. Tiny. İsmini de söylüyorum hayvana. Gerçekten bu hayvanlarda bir Avrupalı züppeliği var. Tiny. Ben bu hayatta 26 senelik bir cat lover'ım. Böyle ignore edilmedim. Çok kırıldım ya. Allah! Yakaladım. Çok fenasın. Arkadaşlar bu kedi gerçekten Avrupalı ya. Çok donuk ya. Çok donuk. Anladı Orta Doğu'dan geldiğimizi. Yüzüme bakmıyor yüzüme. Gerçekten benim ülkemin kedisi bile bir başka ya. Aşko kaçma ne olur. Bu bizim Yasuo'ya birazcık benziyor. Alo. Bu arada bu kediler pis pisiden de anlamıyor. Sen de anlamıyor, kıs 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 sen de anlamıyor. Bu hayvanlar neyden anlıyor bilmiyorum. Aa, bebiş yanıma mı geldin? Bebiş, aşkım ya. Ay hiç sevmiyorlar ya sevilmeyi. Arkadaşlar buradaki kedilerin hepsi bakım evinden gelmiş. Tiny'nin hikayesini öğrendim bu arada. Tiny'nin eski sahibinin tam 37 tane kedisi varmış ve adam 37 kediye tabii ki yeteri kadar iyi bakamıyormuş. Maalesef gözünde enfeksiyon olduğunu çok geç fark etmişler ve fark ettiklerinde de artık çok geç olduğu için gözünü kaybetmiş. Tiny'nin hikayesini öğrenince açıkçası birazcık üzüldüm. Çok küçük bir hayvan belli yani birazcık o hani bir şeyler yaşamış. Tiny yanıma geldi. Ondan bahsettiğimi anladı. Çok uzun süre kaldı sağ olsun. Bayağı bir hissettirdi yani beni sevdiğini. Ay kameralarımıza daha yakından bakmak istiyor. Tiny, Tiny say hi to my YouTube channel. Tiny. Kedi kafe ziyaretimizi artık yavaş yavaş noktalıyoruz. İçerisi gerçekten çok keyifliydi. Eğer keyifli vakit geçirmek istiyorsanız ve kedileri seviyorsanız bence kesinlikle buraya gelebilirsiniz. Ama ben kedileri deli gibi kucaklayacağım, deli gibi seveceğim hayalleriyle gelmeyin. Yalnızca onların enerjisiyle birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz. Arada tabii ki kedilerin keyfi gelirse yanınıza gelip oturabiliyorlar. Yemekler çok güzeldi gerçekten. Kahvaltı etmek istiyorsanız da mutlaka burayı ziyaret edin. Ben yemiş olduğum her şeyden de keyif aldım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Amsterdam'daki en ilginç kafelere gittik. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Senin favorin hangisiydi diye sorarsanız ben kesinlikle Avokado Show'a bayıldım. Bir daha Amsterdam'a gelirsem kesinlikle ziyaret edeceğim yerler listesinde bulunuyor. Sizin favoriniz hangisi oldu? Mutlaka yorumlara yazın. Aynı zamanda bu video serisinin devamı için hangi ülkeye gitmemizi istiyorsunuz? Gidebileceğimiz yerlere yazın lütfen bu arada. Biliyorsunuz şu anda bazı ülkelere gidemiyoruz. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu söylemedim sanırım bunu hiç. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Şöyle bir kanalla kapanış yapalım size. Amsterdam kanal manzaralı. Buz gibi bir Amsterdam gününde. Şu an ne düşünüyorum biliyor musunuz? Acaba bu videoyu izleyen kaç kişi kanala abone oldu? Onu düşünüyorum. Bu geceleri bana dert oluyor. Meryemcan bu konuyu daha fazla dert etmesin diyorsanız girin ve kanala abone olun. Şimdi ben tatlıyorum.